Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Sevda. Bildiğiniz gibi çarşamba günü yapmayı planladığımız programımız bazı teknik aksaklıklardan dolayı gerçekleşemedi. Ve bugün sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi Pangea Kolektif olarak düzenlediğimiz bu programda Etiyopyalılar özelinde İsviçre'nin geri gönderme politikalarını tartışacağız. Bu özel yayına beraber sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz İsviçre'de sığınma talebinde bulunmuş 7 Etiyopyalı mülteci 27 Ocak Çarşamba günü özel bir uçakla ülkelerine zorla geri gönderildiler. Üstelik insan hakları savunucuları ve bütün avukatların girişim engelleme çabalarına rağmen gerçekleşti bu geri göndermeler. Bu sebeple de Etiyopyalılar özelinde İsviçre'nin zorla geri gönderme politikaları tekrar gündeme gelmiş oldu. Biz de bu vesileyle konunun hem politik hem de hukuki boyutlarını tartışmak istedik. İki özel konum var bu akşam bu konuyu tartışmak istediğim. Sevgili Rezan Zehre, kendisi mülteci ve yabancı hakları uzmanı hukukçu. Sevgili Pangea Kolektif eş sözcüsü Özgür Türk, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, bugün sizlerle beraber, değerli katkılarınızla beraber bu programı gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben konunun hukuki boyutlarını sevgili Rezan'la beraber tartışmak istiyorum. Özgür, müsaadenle bu yüzden ilk soruyu Rezan'a yöneltmek istiyorum. Rezan, tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Evet, ilk sorum şu şekilde olacak. İsviçre, Etiyopyalı mültecileri hangi hukuki gerekçelere dayanarak geri gönderiyor ve neden bugün? İlk sorumuz bu şekilde. Tabii hukuki gerekçelerinden başlayacağız. Öncelikle herkese selamlar. Bizi izleyen arkadaşlara, bizi dinlemekte olan herkese ve bu yayından dolayı da size teşekkür ediyorum davetiniz için de. Biz teşekkür Hukuki ederiz. gerekçelerine baktığımız zaman tabii bunu iltica yasası gündemiyle bakmak lazım. İltica yasasında, İsviçre'nin iltica yasasında insanlar buraya gelip iltica ettikleri zaman tabii bunlar gerekçelerini sunuyorlar. Ne için ülkelerini terk ettiklerini, ne nedenle yollara çıktıklarını, hayatlarını riske atıp buraya kadar geldiklerini. Maalesef bazı dosyalarda insanlar, burada mülteci durumunda olan insanlar kendi durumlarını yeterince aktaramıyorlar. Ve bu aktarımdan dolayı inandırıcı bulunamadığı zaman İsviçre yetkilileri tabii kendi yasalarına dayanarak insanların geldikleri ülkeye geri gönderme durumunda bir problemlerin olmayacağı kanaatine varılıyor. Yani sağlık açısından ve siyasi açıdan herhangi bir problemin olmayacağı kanaatine varılıyor. Doğru mudur bunlar? Tabii ki her zaman doğru değildir. Mutlaka çünkü buraya gelen mültecilerin çoğu çok büyük bir travmadan geçerek buraya varıyorlar. Herkes hani istenilen ölçüde kendisini dile getiremiyordur. Kendi problemlerini ülkesinde yaşadıklarını dile getiremiyordur. Ve bu nedenle yani delillerle de sunamadığı için bazı ülkelerde deliller bulunamıyor maalesef. Bu yüzden onların iltizaları reddediliyor. Bu Etiyopyalı mültecilerin de böyle bir nedenle iltizalarının reddedildiğini tanıyayım. Yani en azından bir tane dosyanın tanıyayım. Benim sonradan müvekkilim olanlardan bir tanesi. Şimdi bu nedenlerden dolayı tabii bu bugün niye? Bugün yok çünkü bu insanlar iltica talepleri reddedildikten sonra bu bir süreçtir, bir prosedürdür. Uzun bir süre buradaki yerel yöneticiler bunları göndermek için uğraşırlar. Onların üzerinde büyük bir baskı kurarlar. Ve bu insanlar da yıllardır bu baskıya maruz kalan insanlardı. Yani bugüne ait bir şey değildi. Tabii bugün sonuçlandırdılar. Yoksa yıllardır bu insanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturarak yani yasal olarak zemini oluşuyor. Yani yasal olarak kendi İsviçre yasalarına göre zemin var. Yani o yasaldır. Fakat insan yani mülteci durumunda onun kişinin bunu ispatlama yani risk altında olduğunu ispatlama gibi bir durumu var. O da zordur. Çok zor bir şartlardadır. Yani Etiyopya'nın mültecide bu gözlemde bakmak lazım. Bu sadece bugünü bence şey yapmamak lazım. Bu yıllardır, aylardır süren bir gelişme ve bugüne sonuçlandırdı.
Anladım. Peki Rezan, yani hani tabii ki bu konunun pek çok farklı boyutları var. Ama şunu da merak ediyoruz biz aynı zamanda. Yani İsviçre ve Etiyopya arasında yapılan özel bir anlaşma mı var? Yani bu anlaşma dahilinde mi yapılıyor bu zorla geri göndermeler? Bunları merak ediyoruz açıkçası. Bir de eğer bir Evet. anlaşma varsa bu anlaşmada mesela işte göçmenlerin, mültecilerin rızası dışında dahil edilmeleri ne kadar doğru, ne kadar insani? Bunu da açıkçası merak ediyoruz. Evet. Özel bir Şimdi anlaşma var mı, yok mu? dediğim gibi yasal olarak bu devlet tabii gelen iltica başvurularını değerlendiriyor ve bir sonuca varıyor. Negatif sonuç verdiği zaman bu insanların burada kalma şartlarının oluşmadığını ve kendi ülkelerine ya da geldikleri ülkeye geri gönderme durumu çıktığı zaman tabii bu şeye bağlıdır. Yani bu insanların iki tane seçenekleri oluyor. Ya kendi rızalarıyla gidecekler. Bu rıza kendi rızalarıyla gittikleri zaman dönme durumunda oldukları zaman bu insanlar normal hava yolları şartlarıyla biletleri kesiliyor ve bunlar gönderiliyor. Yani hiçbir zorlama altında olmadan. Bir de kendi ülkesine gidemeyecek olan insanlar. Yani ben gidemem. Belki ispatlayamadım zor durumda olacağım, risk altında olacağım. Fakat ben o ülkeye gidemiyorum. Yani dönemiyorum. Bu insanlar sistematik olarak kendi ülkelerine ve geldikleri ülkeye geri gitmeyi reddediyorlar. Bunun İsviçre'nin de farklı ülkelerle farklı anlaşmaları vardır. Şimdi zorla gönderilme durumları çıktığı zaman bu sadece anlaşma sağladığı bir ülkeyle olur. Anlaşma sağlamadığı bir ülkeyle geri zorla gönderilme söz konusu değildir. Yani o yüzden İsviçre makamları, İsviçre yetkilileri büyük bir şekilde mültecilerin yoğun geldiği yerlerle, ülkelerle mülteciyi geri kabul etme, iade etme anlaşmasını yapmaya çalışıyorlar. Şimdi tam bu anında bu insanların, bu 7 kişinin ilk kez özel bir uçakla gönderildi. Yani bu sefer onun dikkatini çekmek lazım. Başka ülkelere var, başka bir sürü ülkeye var anlaşma sağlandı. Fakat Etiyopya ilk kez bir özel bir uçak kalkıyor gidiyor. Bu 2018 yılında Avrupa Birliği ile Etiyopya arasında bu geri iade anlaşması yapıldı. Bu işte Etiyopya'nın Cumhurbaşkanlığına seçilen, başkanına seçilen yeni siyasetçi tabii farklı insan hakları şeylerini göstermeye çalıştı, başka bir boyut göstermeye çalıştı. Bir umut verdi. Yani çevresine hem kendi halkına hem de dışarıdaki devletlere. Bu yüzden bir anlaşma sağlandı. Hadi adam şey oldu, siyasetçi barış ödülü aldı. Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Yani Etiyopya ile Eritre arasındaki anlaşmalardan dolayı. Şimdi Avrupa Birliği genel bir anlaşma sağladı Etiyopya ile. Etiyopyalı mültecilerin geri gönderilmesi. Bu 2018'e kadar Etiyopya hiçbir şekilde istekli dönmeyen hiçbir mülteci kabul etmiyordu. Hiçbir vatandaşını kabul etmiyordu. 2019 yılında da İsviçre bu anlaşmaya dahil oldu. Hani İsviçre Avrupa Birliği'nde olmadığından dolayı otomatik olarak bu sisteme düşmediği için. Fakat istek üzerine İsviçre'de bu Avrupa Birliği ile Etiyopya arasında yapılan anlaşmaya dahil oldu. Bu şu demektir. Yani İsviçre Devleti, Etiyopya Devleti'nin konsolosluklar nezdinde bu insanların gitme durumunun olduğunu ve onlar için geçiş izni istiyor. Öncelikle bu konsolosluk üzerinden yapılıyor. Bu konsolosluk kabul ettiği zaman İsviçre Devleti'ne geçiş izni, o mülteciler için geçiş izni veriyor. Bu hazırlandığı zaman oraya zorla da gönderilebiliyor. O uçak kalkıp bile orada da önemli. Yani bu özel uçağın kalkmasının yolunu açan o anlaşmadır. Bu özel bir anlaşmadır. Tuhaf olan bu anlaşmada diğer devletlerle yapılan anlaşmalara karşın bu iki, yani Avrupa Birliği ile Etiyopya arasında bu anlaşmanın şartlarının gizli tutulması kararı alındı. Yani şartlarının ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yani hangi şartlarda Etiyopya Devleti bu mültecileri geri kabul ediyor? Hangi şartlarda bu Avrupa ülkeleri bu mültecileri geri gönderebiliyor durumu açıklık değil. Yani bunu İsviçre Federal Mahkemesi'ne giden dosyalar oldu. Fakat İsviçre Federal Mahkemesi bu anlaşmanın içeriğinin dışarı çıkılmamasının diyor bir yasaya aykırılığı yoktur diyor. Çünkü taraflar arasında belirlenmiş. Yani kesinlikle bu özel anlaşmanın içeriğinin ne olduğunu bilemiyoruz. Ne biz hukukçular biliyoruz,
ne de insan hakları konumları biliyor. Sadece devletler ve Etiyopya devleti biliyor. Yani insan hakları açısından nasıl bir tabii. Kesinlikle insan hakları açısından bir karartıcı bir gündü yani o yaşadığımız günler. Çünkü bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3. maddesiyle Uluslararası İşkence Yönleme Anlaşmasının sözleşmesinin 3. maddesine aykırılık teşkil ediyor. Yani bu insanların cezaevlerine konulması yani başlı başına bu anlaşmalara aykırıdır. Bu insanların uçaklara doldurularak ve onların koltuklara bağlanarak istemleri dışında, arzularının dışında götürülmesi başlı başına bir insan hakları ihlalidir. Yani bunu kimse tersini iddia edemez. Tabii bunlar ama yasal olarak mahkemeler nezdinde bunu buna getirdiğimiz zaman yok işte devletler özgürdür, devletler kendi özgürlük bünyelerinde yani bunu yapabiliyorlar, kendi yasalarına uygun yapabiliyorlar diyorlar. Bu yüzden yani o uçağa da gelindiği zaman mesela o uçakta 7 kişi var fakat 15 tane polis, bir doktor mevcut yani. O esnada o insanların maruz kaldığı muamele kesinlikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Uluslararası İşkence Önleme Sözleşmesi'ne aykırılık teşkil ediyor. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Yani her yaptığımız girişimlerde, yazılı girişimlerde, itirazlarda bunu hem hukuki anlamda hem politik anlamda da dile getirmeye çalışıyoruz. Yani evet, senin de söylediğin gibi özel anlaşmaların içeriğini bilmiyoruz. Neler konuşulduğu, neler oluyor, bunu gerçekten bilmiyoruz ve bu işin tabii hani anlaşmaların olması bir tarafa, bir de göçmenler tarafından bir karşılığı var. Örneğin çok uzun bekleme süreleri var göçmenlerin ve tabii bu her anlamda bir tahribata sebep oluyor gerçekten baktığımız zaman. Ben şunu da merak ediyorum Rezan, bu kadar hani uzun bekleyiş süreleri, bu kadar belirsiz bir dönem ve sonuç olarak işte zorla geri gönderilmeler vesaire. Peki bu durum sığınma hakkının ihlali de demek midir acaba, yoksa nasıl değerlendirebiliriz bunu? Şimdi o sığınma hakkını ihlali anlamında ele almamak gerekiyor. Yani bu tabii her dosya üzerinden ayrı ayrı değerlendirme yapmak lazım. Bunu bir genelleme yapamayız. Genelleme yapılamaz. Çünkü dediğim gibi yıllarca halen de kendi vatandaşını kabul etmeyen ülkeler var. Yani bu sözleşmeler yapıldığı zaman yani bazı ülkeler diyor ki benim vatandaşım istemezse ben kabul etmem. Yani isteyerek gelmeyen vatandaşımı kabul etmem diyor. Mesela İran devleti olsun, diyelim ki Cezayir olsun, Fas Cumhuriyeti olsun. Yani bu tür ülkeler, bazı ülkeler var ki ben hani Etiyopya'da 2018 yılına kadar, İsviçre için 2019 yılına kadar benim vatandaşım isteyerek gelmiyorsa ben kabul etmiyorum diyor. Yani bu yüzden bu süreçler yani aslında iltica süreçleri bazı iltica bu arkadaşların diyelim ki bu söz konusu olan gönderen arkadaşların iltica süreleri uzun sürmedi. Fakat onların gönderilme süreleri çok uzadı. Yani gönderilme durumları söz konusu. Diyelim ki bazıları 7 sene buradadır. Halen gönderilmeyi bekliyor. Bazıları 8 sene, bazıları 5 sene ama sürekli gönderilmekle karşı karşıya bulundular. Yani sürekli buradaki devlet yetkilileri onları isteyerek göndermeye teşvik etmek, isteyerek göndermeye zorlamak anlamında birçok insanlık dışı muameleye tabi tuttular bu insanları. Diyelim ki onlara barınma yeri verilmedi, yiyecek içecek verilmedi, yani ekonomik durumda çok zor bırakıldı, iş izni verilmiyor, okul izni verilmiyor, herhangi bir eğitim alma izni verilmiyor. Yani bunların hepsi yani başlı başına bir insan hakları ihlalidir aslında. Fakat buradaki yasalar onu görüyor. Diyor ki buradaki yetkililer yani bunları onların üzerinde bir baskı oluşturarak kendi istekleriyle gitmelerini sağlamaktır. Yani Etiyopya durumunda mesela böyle bir durum var. 2019'a kadar İsviçre zorla hiçbir Etiyopyalı mülteciyi kendi ülkesine gönderemiyordu. Bu nedenle de değişti. Yani o yüzden öyle bakmak lazım. Yani bu uzun süreli tabii farklı dosyalar vardır. Bazıları 2 sene, 3 sene bekleniyor. Bu farklı bir şey. Yani onlarda gerekli görüldüğü zaman mültecilerin yani makul sürede karar verilmeme durumunda
mahkemelere gitme şansları vardır. Yani onu tabii onu hukukçularla değerlendirip yani kendi dosyalarını çabuklaştırarak o tür imkanlar da mevcuttur hukuki olarak burada. Onu zaten biz hukukçular olarak o tür şeylere başvuruyoruz. Ama fakat bu arkadaşların gönderilme durumlarını ve bunun durumunda olan daha birçok kişi var, bir yüzlerce mülteci var gönderilmeyi bekleyen yıllardır. Ama beni çok etkileyen, yani en çok beni zorlayan bu gönderilme, bu uzun gönderilememe süresinde bu insanların maruz kaldığı muameledir. İnsanlık dışı muameledir. Yani bu kabul edilemez. Yani insanların tamamıyla onurlarıyla oynamak, yani o geçirmiş oldukları travma üzerine yeniden bir travma geçirmektir bu insanlar için. Yani bu insanların sağlıklarını bozup ondan sonra ülkelerine gönderme gibi bir durum söz konusu. Yani bu başlı başına bence insanlıkla bir bağdaşmıyor. Hiçbir bağdaşlığı yoktur. Yani. Böyle bakmak lazım. Kesinlikle çok doğru noktalara temas ettin Rezan. Çok uzun bekletme süreleri kişinin üstünde sanıldığının çok aksine daha büyük, daha da büyük gerçekten sebep sonuçlar doğuruyor baktığımız zaman. Yani hani fiziksel sorunlar bir yana, psikolojik sorunlar bir yana, gelecek kaygısı, belirsizlik kaygısı bunlar gerçekten çok ciddi baskılar mülteciler üzerinde. Sonuçta çalışamıyor olmak, çok küçük bütçelerle yaşamak durumunda kalmak ve işte toplumdan aslında bir şekilde izole kalmak gerçekten mültecilerin bugün karşılaştıkları çok ciddi ve asla sessiz kalınamayacak, tepkisiz kalınamayacak, duyarsız kalınamayacak sorunlar. Ben hemen burada bir izleyicimizin sorusuna da yer vermek istiyorum. Sevgili Bager Şen arkadaşımız şöyle söylemiş. Bu gönderilmelerin başka ülkelere de yayılarak büyüyeceğini öngörebiliyor musunuz? Öngörebilir miyiz? Bunu söyleyebilir miyiz diye soruyor Rezan. Bu soru senin için. Tabii ki İsviçre devleti yetkilileri hiçbir şekilde boş durmuyor. Yani yoğun mülteci akımının olduğu özellikle ülkelerle yani her alanda geri gönderilme, geri iade etme anlaşmaları yapmaya çalışıyor. Diyelim ki Sri Lanka örneğinde olduğu gibi yani birçok problemin olmasına rağmen ve İsviçre devleti Sri Lanka devleti ile anlaşma sağlayarak birçok Tamil politikacılarını, vatandaşlarını geri gönderiyor. Yani sürekli bir uğraş içerisindedir. Bu zaten birçok ülke için mevcuttur. Yani birçok Afrika ülkesi için zaten mevcut. Diyelim ki bir Türkiye için bu zaten mevcuttur. Yani bu tür şeyleri yapıyorlar. Zorla gönderme olayını birçok ülkeye yapıyorlar. Yani bu var. Ama fakat sadece bazı ülkeler var. Geri iadeyi kabul etmiyor. İsviçre istiyor. İsviçre sürekli uğraşıyor. Ekonomik şeyleri öne çıkararak o diplomatik girişimleri çok yoğun bir şekilde öne çıkararak bunu yapmaya çalışıyor. Zaten ki birkaç sene önce bu İsviçre şeyin ismini değiştirdi. Yani bu mülteciler artık Türkçesi nasıl olur onu mülteciler komiserliğini diyelim. Yani onun ismini değiştirdi, sekreterya yaptı. Yani ona daha büyük yetki vererek, yani o büro daha büyük yetki gidip direkt söz konusu ülkelerle direkt anlaşma sağlayabilecek seviyeye getirdi. Yani bu diplomatik bazda bu tür anlaşmaları çok daha yoğunlaştırmak için o sekreterya haline getirildi. Önce sadece bir büro biçimindeydi, sonra sekreterya yapıldı. Yani buna önemli bir katkı sağladılar ve ondan sonra tabii bu bayağı yoğunlaştı. Kesinlikle bu durmadan devam edecektir. İsviçre devleti sürekli uğraşacaktır. Şimdi mesela çok yoğun bir şekilde Eritre devleti üzerinde yoğunlaşıyor. Oraya işte konsolosluk yerleştireyim. Oraya yeni bir geri gönderme anlaşması yapayım. Yani bunlar hepsi etaptır ve sürekli yapılmaktadır. Bu sadece İsviçre devleti yapmıyor. Bu Avrupa ülkelerinin bütün devletleri yapıyor. Hatta Avrupa Birliği yani birey olarak kendi bünyesinde bile bunu yapmaya çalışıyor. Direkt Avrupa Birliği adına anlaşmalara gidiliyor, farklı yerlere gidiliyor. Hani bunu böyle bir şey beklemek mümkündür. O yüzden tabii dikkat etmek gerekiyor.
Biraz yaygın aslında, evet, söylediğin gibi Avrupa ülkeleri tarafından benimsenen bir olumsuzluk bu. Bir diğer soruma geçmek istiyorum Rezan, yine izleyicilerimizden gelen bir soru. Sevgili Nihat Aylı sormuş. Devletler arası anlaşmalar sonucu kişinin can güvenliğinin ihlal edildiği açıktır. Caritas İsviçre Devleti'nin bu politikasına karşı hangi çalışmalar yürütebildi? Soru bu şekilde Rezan. Şimdi biz Caritas, İsviçre Caritas tabii büyük bir kurumdur. Yani bunun çok farklı çalışmaları var. En büyük çalışmalardan bir tanesi açlıkla mücadeledir zaten. Uluslararası anlamda birçok devlette projeleri var. İşte kamplara gidip yardım götürmedir. Evet, bir de Caritas'ın hukuk bürosu var. İki tane hukuk bürosu var bu İsviçre'de. Yani biz çok yoğun bir şekilde hukuki olarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Hukuki olarak mücadele etmeye çalıştığımızdan dolayı daha çok politik olarak bir girişimde hani bu hukuk büroları bulunmuyor, fakat yapılan diyelim ki protestolarda yapılan oluşturulan bildirilerde imza atma gibi durumlarda Caritas tabii buna karşı çıkıyor ve Caritas'ın bir lobi faaliyeti var. Tabii bu lobi faaliyetini alenen yapmıyor. Fakat Caritas'ın gerçekten bir lobi faaliyeti var. Parlamento düzeyinde, İsviçre parlamentosu düzeyinde. Biz gerekli olan bilgileri bizim büromuzda geçen gerekli bilgileri ve bulunduğumuz bölgede gerekli bilgileri biz onlara aktarıyoruz. Onlar lobi faaliyeti yapıyorlar. Tabii bu diyelim ki yasa değişiklikleri olduğu zaman Caritas pozisyon alıyor. Yani bu yasa değişikliklerinin yanlış olduğunu, kabul edilemez olduğunu söylüyor. Tabii bu politik tarafa yayılan bir şeydir. Hani bu da Caritas'ın politik olarak uğraşan bölümü var. Ama biz de hukuk bürosu olarak yani böyle işte cezaevine konulan, gönderilmek durumunda bırakılan insanlarla çok büyük bir dayanışma içerisinde oluyoruz. Hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Yani geri gönderilmemeleri için tabii elimizdeki imkanlarla, hukuki imkanlarla ve siyasi olarak da tabii bulunduğumuz bölgelerde katılım sağlıyoruz. Ama şu faaliyetlerde bulunduğu diye sıralamak doğru değil de tabii bir sürü lobi faaliyetleri oluyor. Bunu burada açıklayamıyoruz ama İsviçre Devleti'nde yani yabancılar yasasında ve iltica yasasında yapılan bütün değişikliklere İsviçre tabii Caritas pozisyon almıştır ve bunun tersine bir pozisyon almıştır. Kabul etmemiştir. Yanlış olduğunu söylemiştir. Bunu medyayla paylaşmıştır. Teşekkürler Rezan. Son soru senin için. Bu da yine güzel bir soru. Yine sevgili Nihat Ali sormuş. Geri göndermek için devletler nezdinde güvenli ülke olma kıstası gereklidir. Bu durumda ne Etiyopya ne de Sri Lanka güvenli ülke konumunda değildirler. Bu siyaset nasıl uygulanabiliyor? Tabii bu bizim görüşümüzdür. Bu diyelim ki NGO'lar, işte bu sivil toplum örgütleri, yapılan araştırmalar, yapılan devletlere ait raporlar çıkıyor zaman zaman. Bunlara göre ben de aynı düşüncedeyim. Ne Etiyopya devleti, ne Sri Lanka, ne de başka bir devlet güvenli devlet statüsünde olmamalıdır. Ama fakat bu tabii devletlerin bu politik bir görüştür. Bu politik bir yaklaşımdır. Hukuki bir yaklaşım değil de devletlerin. Devletler tamamıyla kendi ekonomik çıkarlarını, kendi politik çıkarlarını kayda alarak bu anlaşmaları yapıyorlar. Hani düşünün ki belki çok büyük bir ekonomik yardımda bulunuyor bu devletlerin bu tür anlaşmalara varmaları için. Hani İsviçre Devleti için Etiyopya Devleti bu yeni gelen başkanla beraber güvenli bir ülke durumuna dönüştü. Adam Nobel Barış Ödülü aldı mesela. Şimdi bu İsviçre Devleti için bu bir girişimdir, onun için bir izlenimdir diyelim. Ondan sonra Sri Lanka Devleti diyelim yüz binlerce Tamili katletti. Tamili jenositten geçirildi. Yani devletlerini yıktı, bölgelerini yıktılar. Hiçbir altyapı bırakmadı bu ülkeden. Fakat İsviçre Devleti tabii bunu hiçbir şekilde göze almıyor. Yani bu kesinlikle insani bir yaklaşım yok zaten bu. Avrupa devletlerinin ve İsviçre Devleti'nin yani mültecilere karşı mültecilerin gelmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yüzden öyle bir yaklaşımla bence yaklaşmamak lazım. Yani çok çok naif olur. Hani ha İsviçre Devleti biliyor ki böyle derdi. Biliyor, çok iyi biliyor. Hepimiz de biliyoruz. Fakat böyle bir yaklaşımda bulunmayacaktır. Hem ekonomik çıkarları el vermiyor, hem siyasi çıkarları el vermiyor.
O yüzden öyle bir anlaşmaya gidecektir. Ve Engader dün Eritre yani diktatörle yönetilen 20 senedir hiçbir seçimin yapılmadığı, halkın yarısından fazlasının asker olduğu, insanların 50 yaşına kadar askerde tutulma zorunluluğunun olduğu bir ülkeye bile şu anda terk veriyor. Diyor ki göde gidebilirsin, hiçbir sorun yok. Yani İsviçre Devleti'nin bir konsolosluğu bile yok. Yani onu temsil edecek bir temsiliyet bile yok ülkede. Ve değişik farklı bilgilerden kaynaklanan bütün sivil toplum örgütlerinin insanlık dışı suçlarının işlendiğini söylemelerine rağmen gene de ama politik çıkarları gereği kendi yasalarını ve insan hakları anlaşmalarını ihlal ederek bu kararı veriyor. Yani bu kararı biz ne yapıyoruz? Bunu da açıklık getirmek lazım. Yani bu tür devletlere karşı bizim uluslararası hukuki bir sürü girişimimiz var. Yani diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir sürü girişimler var, bir sürü dosya devam etmekte. Uluslararası İşkence Önleme Komitesi, yani Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi'nin önünde bir sürü dosya bekliyor bu ülkelerle. Etiyopya'da diyelim ki gönderilecek Etiyopyalıların iki tanesinin dosyası Uluslararası İşkence Önleme Komitesi tarafından iptal edildi. Yani bu tür girişimler var. Eritreliler var mesela. Bir sürü girişimimiz var. Onlar iptal ediyor. Uluslararası anlamda da girişimler yapılıyor. Yani hukuki anlamda burada bence bir sürü şey yapılıyor. Yani bir sürü çaba harcanılıyor. Yani uluslararası bir kurumdan, insan hakları kurumundan sonuç gelmediği sürece bu devletler tabii ki devam edecektir. Ama yarın İnsan Hakları Mahkemesi veyahut da İşkence Önleme Komitesi Birleşmiş Milletler'in tersi bir karar verirse tabii İsviçre Devleti buna uymak zorundadır ve gönderemeyecektir. Bir son bir şeyi hatırlatmak istedim, o özel uçakla ilgili. Şunu tabii belirtmek lazım. Yani özel uçak sadece İsviçre'den kalkan bir uçak değildi. Yani Frontex oluşturulan, bu Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Frontex'e ait bir uçaktı. Yani Avrupa Birliği tarafından organize edilen özel bir uçaktı. Almanya'dan mültecileri getirip burada İsviçre'lileri kide alıp başka ülkelere uğrayıp giden bir uçaktı. Yani bu çok büyük bir organizasyondur. Yani sadece İsviçre ilgilendiren değil, bütün Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir olaydır. Yani aslında mahiyeti çok yüksek olan göndermelerdir. Yani bunlar yüz binlerce euroya, franka mal olan göndermelerdir. Yani halbuki 7 kişi göndermek için o kadar personel, o kadar maaş, o kadar masraf ediliyor. Bunların harcadıkları para yüzlerce mültecinin yıllarca geçimini sağlayabilecek bir şeye ulaşıyor. Yani çok aberan, çok böyle acayip bir miktara ulaşabiliyor. Umarım Bu da çok arkadaşların sorularına cevap trajikomik. verebilmişimdir. Evet, çok teşekkürler. Bu da çok trajikomik bir durum Rezan gerçekten. Burada göçmenleri çok minimum bütçelerle yaşamak zorunda bırakıp fakat onları zorla geri gönderme çabalarında devasa rakamlar kullanıyor olmaları gerçekten o durumun hakikaten vehametini tekrar bize gösteriyor ve tekrar bir kat daha rahatsız edici buluyorum ben şahsen. Sanıyorum ki izleyicilerimizin de soruları bitti. Benim de sorularım bitti. Ben çok teşekkür ediyorum bütün cevapların için. Çok bizim için güzel cevaplardı, doyurucu cevaplardı. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ben konuyu teşekkür ederim. göçmenler cephesinden teşekkürler tekrar. Şimdi konuyu göçmenler cephesinden tekrar değerlendirmek istiyorum. Göçmenler politik ve eylemsellik boyutuyla sevgili Pangea Kolektif eş sözcüsü Özgür Türk ile birlikteyiz. Onunla değerlendirmek istiyoruz. Özgür tekrar merhaba. Merhaba Sevda. Şimdi Özgür ilk sorum şöyle. Bu zorla geri göndermeleri göçmenler cephesi olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Reza'nın da bahsettiği gibi özellikle son soruya verdiği cevap üzerinden yürüyeceğim ben. Yani bu 7 Etiyopyalı'nın gönderilmesiyle başlayan süreçle tekrar gündeme geldi bu geri gönderme politikaları ama tabii onlarla sınırlı bir politika değil. Sadece Etiyopyalılara dokunacak, Eritrelilere dokunacak bir politika değil. Bunun örneklerini İsviçre'de İranlara yönelik politikalarda da gördük. Ya da Kürdistan'dan gelen, Türkiye'den gelen ailelerde de gördük. Yani İlticası reddedildiği için intihar eden İranlılar örneğinde de yaşadı bu ülke. Ya da işte Polonya üzeri geldiğinde Polonya'da Türkiye iade gibi tehlikeyle karşılaşınca veya gözaltına alınıp kötü muamele görmek gibi
uygulamalarla karşılaştığı zaman İsviçre'ye gelen Tunç ailesi mesela gündeme oturmuştu. Onların Polonya iadesi veya yani aslında dolaylı olarak Türkiye iadesinin önüne açılmıştı. Hani bu anlamıyla bu politikalar sadece bir ülkenin insanına veya ülkeden gelen mülteciye, sığınmacıya ait bir politika değil. Son dönemde Avrupa ülkeleri, yani İsviçre'nin de dahil olduğu bir ülkeleri politikası aslında. O yüzden biraz şeyi irdelemek gerekiyor. Yani bu noktalara nasıl gelindi? Avrupa'nın göç politikalarındaki değişimlere biraz değinmek gerekiyor. Hani Avrupa özellikle 1. ve 2. paylaşım savaşları sonrası, yoğunlaşan göçler sonrası belli anlaşmalar yapıyor. Bunlar 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yine mültecilerin hakları yer alıyor ama asıl temel olan 1951'de yapılan Cenevre Sözleşmesi ile mültecilerin bir tanımı yapılıyor ve hukuki bir statüye oturtuluyor. Hakları koruma altına alınıyor, ulusal koruma altına alınıyor ve 1967 protokolleriyle bunlar daha da genişletiliyor vesaire. Ama baktığımız zaman son dönemdeki politikalarda artık bu yapılan sözleşmeler veya protokollere denk düşmeyen, ulusal korumayı göz ardı eden uygulamalar karşımıza çıkıyor. Yani bu anlamıyla bir paradoks oluşturuyor, bir çelişki barındırıyor içinde. Kendi yaptıkları anlaşmalarla ulusal korumaları ifadelendirdikleri anlaşmalara denk düşmeyen uygulamalar içindeler. Bu da aslında özellikle 90'lar sonrası ve sonrasında 2008 ekonomik krizi ve sonrasında en belirgin olanı da Suriye'deki savaşla beraber yoğun bir kitlesel göç hareketi başlıyor. Yani kitlesel göç hareketi karşısında Avrupa kendince önlemler almaya başlıyor. Artık bu konu bir göç hareketi artık bir demografik bir konu olmanın ötesinde politik bir konu olarak ele alınmaya başlıyor ve tamamen bu göç hareketini engelleme yönelik politikalar devreye giriyor. Buradaki bütün belirleyici olan aslında evrensel hukuk, insan hakları değerleri değil, Avrupa ülkelerinin kendi sosyal ekonomik durumları ve göç hareketlerine bakış açısıyla şekillenen politikalarıyla belirleyicilik gösteriyor. Yani bu politikalar aslında onların olaylar karşısındaki tavırlarını belirliyor. O yüzden ya acaba bu ülkeler güvenli değil, neden gönderiyor? Eritre'ye güvenli değil, savaş var, neden gönderiyor? Bunu bilmiyor mu İsviçre anlayışı? Bu politikayı yakından takip etmemekle alakalı aslında. Yani İsviçre ve Avrupa ülkelerinin bugünkü politikasını belirleyen şey tamamen kendi güvenliklerini koruma altına almak ve göç hareketlerini sınırlandırmak, mümkünse engellemek. Yani engelleyebildikleri oranda engellemeye çalışıyorlar. Bunun için yeni anlaşmalar devreye giriyor. Hani Dublin Anlaşması'ndan tutalım, Avrupa Sınır Güvenliği Anlaşmaları'na, işte bu Frontex'ler vesaire gündeme geliyor. Bu şekilde sınırlardaki geçişleri sıkılaştırıyorlar. Geri gönderme anlaşmalarıyla transit göç yollarındaki ülkelere geri göndermeler veya kendi ülkesiyle anlaşabilirse geldiği ülkeye geri göndermeler gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hatta senin de biraz önce bahsettiğin gibi geldikleri ülkelerde uzun süreli bekletilme, geri gönderilme kamplarında insanlık dışı koşullar içinde uzun süre bekletilme gibi uygulamalarla aslında bir bezdirme politikası da var. Yani bir noktada kendisinin rızasıyla geri gitmesini ancak böyle sağlayabilirsin. Bir insanı bezdirirsin, yaşadığı koşullar onur kırıcıdır, dayanılmazdır. Artık yeter der, tak eder canına ve bunu kabul eder. Çünkü geri gönderirken de cebine biraz para koyarsın, uçağa bindirirsin, gönderirsin. Yani politikalar böyle yürüyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani 40 savaş uçağına para veren bir ülke ya da işte bu Frontex uçaklarına veya işte korumalarına bir sürü masraf yapan ülke bu insanları kendisine yük görebiliyor. Bu anlamıyla
göçmenlerin ya da mültecilerin, sığınmacıların güvenlikleri, onurları, insanca koşulları veya can güvenliği iki ülke arasındaki ya da ülkeler arasındaki anlaşmalara bakıyor. Yani Etiyopya ben güvenli bir ülkeyim artık bana gönderebilirsiniz diyor. İsviçre'de veya Avrupa ülkeleri de bu konuda ikna oluyor. Hatta Reza'nın bahsettiği gibi şartlarını bile bilmiyoruz. Şartları bile gizli tutuluyor. Neye göre güvenli? Neye göre güven veriyor? O insanlar geri gittiğinde nasıl kabul görecek? Ne yapılacak? Başlarına ne geleceğinin garantisi bile yok. Evet. Sadece iki ülke kendi aralarında anlaşıyor ve biz onların iki dudağı arasındaki sözlere bağlı olarak şey yapıyoruz, gönderiliyoruz. Bizim geleceğimiz, hayatımız onların ellerinde olmuş oluyor ve onlar karar vermiş oluyor. Düşünsenize yani 10 yıl bu Firburg'da Etiyopyalı Teklu diye bir mülteci 10 yıldır burada. Gayet Fransızca iyi konuşuyor. Hatta burada belli çalışma programlarına vesaire katılıyor. Aslında onların beklentilerine cevap verecek bir tırnak içinde uyumu sağlamış bir kişi. 10 yıl burada yaşamını idame ettirmiş ama hala oturum hakkı verilmemiş, çalışma hakkı verilmemiş vesaire vesaire bir sürü haklardan yoksun, statüsüz bir şekilde bekletiliyor. Ve 10 yıl sonunda bu insanı, hayatından 10 yılını geçiren bu insanı güvenliği tartışılır bir ülkeye hem de pandemi koşullarında, yani Etiyopya'da pandemiden korona vakaları da çok fazla, sağlık sisteminde çok fazla sorun yaşayan bir ülke. Bu insanı ölüme göndereceksin, oraya gönderebiliyorsunuz. Bu tamamen insanlık dışı, insan haklarını ayaklar altına alan bir uygulama aslında. Bu anlamıyla vicdanları karartan, sansasyonel bir olay. Ama şunu diyebiliriz, yani bu olaylar bugün bu geri göndermeyle sınırlı olacak olaylar değil. Yani Moria kampını hepimiz hatırlarız. Yunanistan'da, Midilli Adası'nda Moria kampında yangın çıkmıştı. İnsanlar orada kalabalık tıkış tıkış ve yangında bir sürü can kaybı ya da mal kaybı, tehlike atlattı insanlar. Moria kampı olayının yaşanmasının arkasından Avrupa Göç ve İltica Paktı bir paket yayınlıyor. Bu pakette bu kontenjanların genişletilmesi, kabul koşullarının düzeltilmesi ya da kamp koşullarının vesaire düzeltilmesi üzerine çok vurgu yapılmıyor. Aslında tamamen mültecileri geri göndermek üzerine bir açıklama yapılıyor. Anlaşmalarla, geri gönderme anlaşmalarıyla onları geri göndermeye yönelik vurgular yapılıyor. Bir anlamı bu bir öneri aslında, bu bir paket öneri. Ama şunu gösteriyor, Avrupa ülkelerinde aslında ortak bir tavır yok henüz. Şu anda yapılan geçmişteki anlaşmalar, sözleşmeler var ama her ülke kendi sosyal ekonomik koşullarına göre mültecilere ayrı uygulamalarda bulunuyorlar. Yani işte Almanya'sı, Hollanda'sı, işte etnisiteyi ya da işte Alman olmayanın geri gönderilmesi ya da işte tam entegrasyon gibi şartlar koyarken işte başka ülkeler başka şartlar koyabiliyor. Yani bu anlamıyla ortaklaşabilmiş değiller. Ama bu tarz tartışmalarla, işte yeni açıklanan paketlerle bu tavırları ortaklaştırmaya çalışılıyor. Yani Avrupa Birliği ortak bir tavır göstersin bu konuda diye. Ve bu çağrılara da daha çok göçmen karşıtı ülkeler cevap verecektir. Yani dikkat edersek örnekleri var. Son dönemde sağ popülist politikalar çok fazla gelişiyor Avrupa ülkesinde. Bunlardan işte yine yabancı düşmanlığı, İslamofobi, göçmen karşıtlığı hortlatılıyor. Göçmenleri durdurma yönelik vaatler veriliyor. Mesela bunlardan biri Avustralya Halk Partisi merkez sağ iktidara geldiğinde gelirken göç hareketini durduracağını, göçmenleri durduracağına dair vaatler veriyor ve böylelikle seçiliyor.
ve sonrasında geri kabul anlaşmaları ve Balkan rotasının kapatılması önerisini Avrupa Birliği'ne sunuyor ve kabul ettiriyor. Yani yükselen sağ popülist politikalar Avrupa'nın hepsinde yaygın bir şekilde kabul görüyor. Fransa'da 2022 seçimlerinde ırkçı sağcı partinin başkanı Le Pen'in geleceği güçleneceği korkusuyla Macron da mesela göçmen düşmanlığı üzerinden politikalar söylemlerde bulunuyor. Bu şekilde Avrupa'nın genelinde bir göçmen düşmanlığı, bir yabancı düşmanlığı politikaları yükseliyor. Sağ hareketler, sağ iktidarlar bu anlamıyla sağ popülist hareketler iktidara gelmeye başlıyor. Bu doğal olarak yani Avrupa'daki bu gelişme İsviçre'yi de etkiliyor. Yani sonuçta Avrupa, evet. Avrupa'da alınan kararlar, Avrupa'da göçmenlere yönelik politikalar bir süre sonra İsviçre'de de uygulanır oluyor. Ki örneğini işte 2018 Avrupa Birliği'nin Etiyopya ile geri iade anlaşmasına 2019'da İsviçre'de dahil oluyor mesela. Yani bugün o yüzden yükselen bu sağ popülist hareketler, göçmen karşıtı politikalar, göçmenleri engellemeye, göç hareketlerini engellemeye yönelik politikalar İsviçre'nin de dışında olduğu bir politika değil. Evet. Bu anlamıyla şu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Yani bugün geri göndermeler üzerinden tartıştığımız politikalar ileride göçmenlerin haklarının gasp edilmesi, daha geri noktalarda uygulamalara neden olacak. Öyle gözüküyor. Yani bu geri gönderebiliyorsa bir ülke sürekli prosedürleri zorlaştırıyor, sürekli mültecilerin başvurularını zorlaştırıyorsa ya bunda şunu söyleyebiliriz. Yani atıyorum şu 2000 yıl öncesindeki bir aynı başvuruyu yapsa bir kişi belki kabul edilebilecekken işte son dönemde bu kabul görmeyebiliyor. Yani burada biraz Avrupa'nın evet. politikaları belirleyici oluyor. Bu anlamıyla göçmenler olarak bizleri bekleyen tehlike var. Yani göçmen karşıtı politikaların, yabancı düşmanlık politikaların yükseleceğinin göstergesi bunlar. Yani evet, biz de bu yüzden evet. bu geri gönderme politikasını biraz daha politik zeminden bakıyoruz. Hani Rezan dediği gibi sonuçta bunlar hukuki zemine oturtulabilir her ülke tarafından bir şekilde. Kendince hukuki zeminlere oturtulabilir ama politik açıdan baktığımızda karşımızdaki tehlikenin farkında olmamız gerekiyor ve bunun bir kere insan hakkı temelinde baktığımızda da insan haklarına uygun olmadığını görüyoruz. Yani bir kişinin tehlike yaşadığını ifade etmesi karşısında onu zorla ellerini kollarını bağlayarak uçağa bindirip göndermek veya geri gönderme kamplarında yıllarca tutup tecrit etmek, dışarı çıkarmadan hatta bulunduğu kampın bulunduğu mahallenin dışına çıkma yasağı koyarak içeriye köpeklerle vesaire girerek kamp içine aramalar yaparak bir davranış içinde o insanların onurunu kırarak yapılan uygulamalar kabul edilebilir şeyler değil. Tabii yani tabii doğru. Bizim şekilde... Bu noktadan böyle değerlendirebiliriz diyorum. Hı hı hı. Peki Özgür, burada ben tekrar bu genel çerçeveden biraz daha özele inip İsviçre'de yaşanan ve işte aslında Rezan'ın da söylediği gibi bütün diğer Avrupa ülkelerinin de organize bir şekilde yürüttüğü bu zorla geri göndermeler için bir soru daha sormak istiyorum sana. Şimdi bu zorla gönderilen 7 mülteci durumunda neler yapıldı bunu merak ediyorum. Yani hani sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün... İnsan hakları savunucuları, avukatlar ve genel olarak neler yapıldı? 27 Ocak günü yaklaşırken neler yapıldı veya bu engel, bu zorla geri gönderilmelere neden engel olunamadı? Aslında bunu da merak ediyoruz. Yani yapılabilecek neler vardı, neler yapılamadı, neden engel olunamadı? Biraz bunu da öğrenmek istiyoruz. Aslında 27 Ocak gündemine gelene kadar aslında öncesinden başlayan bir hareketlilik vardı. Yani 2018 özellikle Etiyopyalıların ve Eritrelilerin geri gönderilme tehlikesi gündeme geldiğinde özellikle bu konuda ilk yapılan kitlesel eylemlerden bahsedebiliriz. 8 Aralık 2018'de Berne'de merkezi bir anlamda bir eylem yapılmıştı ve 5000 kişi katılmıştı. Oradaki çare Dublin'in kaldırılması ve geri gönderiminin durdurulması üzerineydi. Orada çok kitlesel bir eylem yapılmıştı ve dikkat çeken de
Etiyopyalıların ve Eritrelilerin, özellikle Orta Doğu'dan gelenlerin çok yoğun katıldığı bir eylemdi. Çünkü niye? Konu çok net bir şekilde kendilerine dokunuyordu. Onun dışında devam eden yine çalışmalar oluyor. Mesela ben Firbuk'ta olduğum için kendim takipçisi olabildim. Toplantılarına katılabildim. Daha Pangea Kolektif oluşumu olmadan önce de takip ediyordum. Poya Solidar diye bir grup oluşturuldu. Mesela bu geri gönderilme kampında, Firbuk'taki geri gönderilme kampında bekletilenlerin geri gönderilmesine engel olabilmek için böyle bir oluşum var. Yine Etiyopyalıların ve Eritrelilerin yoğun olduğu bir örgütlenme. Onların böyle girişimleri oldu ve yani birçok Eritrelilerin, Etiyopyaların belki de uzun süreden sonra örgütlü bir faaliyet yürüttüğü çalışmalar bunlar. O anlamda Eritreliler yine SEM'in önünde 2020 yılında eylem yaptılar. Bu geri gönderilme konusunda şüphelerini dile getirdiler. Mesela kaygıları vardı. Hani bu şartların gizli kalması meselesinde güvensiz noktalar da var. Yani diyor ki bizim bilgilerimizi Eritre devletine veriyorsunuz. Bu bizim için güvenlik kaygısı yaratıyor. Çünkü bizim burada verdiğimiz bilgiler, siz onları aktarıyorsunuz. İki ülke arasındaki anlaşmaya dayanarak bu bilgi alışverişinde bizim hayatımız riske giriyor gibi kaygılar dile getirildi ve geri göndermelere karşı çıkılmaya başlandı. Aslında özür dilerim Özgür, bu kaygının aslında bütün göçmenler tarafından paylaşıldığını ben aslında ifade etmek isterim. Yani sadece Etiyopya ve İsviçre arasında bir bilgi akışı değil de bütün göçmenlerin geldikleri ülkelere kendilerine ait bilgilerin kendi istekleri dışında verildiğine dair bir kaygı söz konusu. Tabii belki bunu Rezan da daha sonra bize yanıtlamak isteyebilir ama senin söylediğine parantez olarak belirtmek istedim. Evet, Bütün dediğin göçmenler doğru. aynı kaygıyı, aynı korkuyu paylaşıyorlar. Tabii dediğin doğru. Yani burada özellikle Eritrelilerin demem nedeni bununla ilgili yaptıkları eylemde bu kaygılarını dile getirmişlerdi. Onların Dile bu getirmiş. kaygıları tabii ki herkes için geçerli. İşte İran'a gönderildiğinde asılan kişileri de hatırlıyoruz. Yani sonuçta sığınmacı olmak, o ülke hakkında gittiğin sığınma talebinde bulunduğun ülkede, o ülke hakkında, geldiğin ülke hakkında neden tehlikeli olduğunu anlatıyorsun. O ülkede yapılan zulmü anlatıyorsun. Gördüğün işkenceleri anlatıyorsun belki de. Ya da yaptığın aktiviteleri anlatıyorsun, görüşlerini anlatıyorsun. Şimdi bunu iki devlet arasında paylaşır, bu kişi şu 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 faaliyetleri yürütüyormuş vesaire ya da sizin hakkınızda şunları söyledi dendiğinde bu tarz bilgi akışları kişi için sakınca üretecek şeyler. Bu tarz kaygılar tabii ki bu geri gönderme anlaşmalarında dile getiriliyor. Yine yani SEM'in önünde bununla ilgili birçok eylem yapıldı. Yine stop izolasyon eylemleri de yine bu eylemler arasında sayılabilir. Çünkü geri gönderme kamplarındaki insanlık dışı koşullara değinen eylemlerdi. Yalıtılmaya karşı, tecrit edilmeye karşı eylemlerdi. Bu eylemlerde de Berlin'de yapılırken yine polisin de engellemesiyle karşılaşıldı hatta. Kitlesel bir eylemdi. Bir taraftan ekoloji için eylem yapan göstericiler parlamento binasının önünde çadır açıp eylemlerini yaparken onlara bu müsamaha gösterilirken göçmenler iltica kamplarında, bekletilme kamplarında insanlık dışı koşulları teşhir etmek için yapacakları eylemlerde polis engeliyle karşılaştı. Hatta polis tanzikli suyla, tonmadan sıkılan sularla, plastik mermilerle bize saldırdı. Ve bunu engelleyemediğini gördüğü noktada ancak bıraktı ve açtı, insanlar parlamento önüne vardı. Ve diğer ekoloji, çevre savunucularıyla birlikte orada seslerini dile getirdiler. Yani sayabiliriz birçok eylem var ama 27 Ocak eylemi, yani 27 Ocak'ta gündeme gelen gönderme meselesinde çok organize olmaya çalışıldı. Yani Poya Solidar ekibinden yazışmalarda da görüyoruz. İşte valinin önünde açıklama yaptı. Hapishanenin önüne gitmek istediler. Hapishanedekiler hapishanede görüşmesine izin verilmemiş hapishanede tutulan, geri göndermek üzere tutulan kişiyle avukatların dahi görüşmesine izin verilmemiş. Orada da eylem yapmalarına izin verilmemiş. Valinin önünde eylemlerini yaptılar. Yine aynı şekilde
Lozan kantonundan Solomon diye bir mülteci kendi izin belgesini, yani oturduğu yerde veya oturduğu yerdeki izin belgesini uzatmaya çalışırken polisler tarafından alınıp Cenevre'deki hapishaneye götürülüyor. Yine hapishanedeki, Cenevre'deki bir kişi de orada hapishanede bekletiliyor ve bu kişiler geri gönderilmeye karşı aşk grevine başlıyorlar. Yani aşk grevine başlıyorlar, hatta susuz ve yemek yemeden, yani su içmeden ve yemek yemeden çok hızlı bir şekilde güç kaybına uğruyorlar. Bunlara destek vermek için hapishane dışında destek eylemleri de yapıldı. Ama maalesef 26 Ocağı 27 Ocağı bağlayan, ya da 27 Ocak'tı sanırım, hastaneye kaçırılıyor. Hastane önünde beklerken dikkat çeken şu, polis çok sert yaklaşıyor göstericilere. Yani kişilerin orada toplanmasına, hastaneye yaklaşmasına müsaade etmiyor, kimlik kontrolü yapıyor. Ve bir süre sonra hastaneden polis kaçırıyor ve havaalanına götürüyor. Artık o noktadan sonra engel olunamıyor. Burada neden engel olunamadı, neden geri dönüşleri engelleyemedik noktası? Ya bu geri gönderiş politikası veya mültecilerin engellenme politikası, yani uluslararası bir politika. Yani Avrupa'nın hepsini kapsayan bir politika. Yani bu anlamıyla tek ülkeden çıkacak cılız sesler, yani olması gereken ama yeterli olan şeyler değil. Bu anlamıyla bizim de mücadelemiz, bizim de tepkilerimiz uluslararası bir göçmen koordinasyonuna dönüşmeli belki de. Ya da işte buradaki faaliyetlerimizde, buradaki İsviçre halkının da, İsviçre'deki vatandaşların da bu konuya duyarlılıklarını uyandırmak için iyi bilgilendirme ve iyi çalışma yapmamız gerekiyor. Bu da biraz güçle alakalı bir şey, yani güçler dengesiyle alakalı bir şey. Bu anlamıyla şu eksiklik karşımıza çıkıyor: biz göçmenler olarak bunu yeterli oranda yapacak güçte değiliz. Yani teşhiri yeterli yapacak güçte değiliz. İşte insanlarda bu duyarlılığı uyandıracak veya işte böylesi politikalar karşısında dur diyebilecek, engel olabilecek güçte değiliz henüz. Bu gerçekliği görebiliriz. Ve buradan yola çıkarak şunu görmek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bu politikalar sadece geri göndermeyle sınırlı politikalar olmayacak. Bunlar daha da çoğalarak devam edecektir. Ama bunun devamında kısıtlamalara gidilecektir. Yani bugün hepimiz yaşıyoruz. Göçmenleri desteklemede fonlarda kısıtlamalara gidiliyor. Sürekli işsizlik, kriz arttıkça göçmenler sürekli gündeme geliyor ve göçmenler yük olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bu anlamıyla bizim hepimizin haklarında da kısıtlamalara gidilebilecek. Bu noktada bizim bunları görerek örgütlenmemiz gerekiyor. Yani bu ihtiyaç olan bu aslında. Yani göçmenlerin öznesi olduğu, bir araya geldiği, bu politikaları tartıştığı, politikaları takip ettiği ve karşısında politika ve aktivite ürettiği, bir karşı duruş örgütleyebildiği çalışmalar yapması ve örgütlenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, aslında bu açıklamalar bir sonraki soracağım soruya da bir oranda cevap vermiş oldum. Şimdi bir sonraki sorum da şu şekildeydi çünkü. Göçmenler olarak bizleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Önümüzdeki süreçte ve ileriye dönük neler yapılabilir? Aslında biraz bir sonraki sorum buydu. Biraz cevap vermiş oldun ama mümkünse biraz daha açıklamanı rica edeceğim Özgür. Yani şöyle, yani biraz önce bahsettim, hani göçmenlerin sonuçta son dönemlerde hakları tırpanlanmaya yönelik çabalar var. Yani hem ilticaların, yani göç hareketinin engellenmesi, sınırlandırılması, hem de ulusal anlamda koruma noktasında uygulamaların daraltılması yönünde çabalar var Avrupa ve Avrupa Birliği dışındaki ülkeler tarafından. Bu ve de biraz önce bahsettiğimiz gibi, yani bu ülkelerde göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı da yükseliyor. Bu bizim için bir tehlike. Yani ırkçılık, ayrımcılık gündeme geldiğinde ilk hedef biziz, göçmenleriz. Yani bir ülkede
ekonomik kriz yükseldiğinde ilk hedefe biz oturuyoruz. Yani niye? İşte onlar bizim ülkemize yük oluyorlar. Onlar yüzünden iş bulamıyoruz. Onlar yüzünden şöyle oluyor gibi tepkilerle, yani aslında sisteme yönelecek tepkiler yabancıya veya göçmene yöneliyor. Bu dünyanın her yerinde olduğu gibi. Tabii evet. Yani bu anlamıyla aslında ülkeler de göçmenleri şöyle bir şekilde tehdit olarak da kullanıyor. Bir yanıyla da öyle bakmak lazım. Çok fazla göçmenin olması iş gücünün ucuzlamasını da getiriyor beraberinde. Yani bu göçmenler üzerinde aslında emekçi sınıfın da karşısına çıkan bir sorun. İşsizlik tehlikesiyle kalan kişilerin ortada çok fazla işsizin olduğu bir ortamda emek gücünün değeri, yani iş gücünün değeri daha da düşürülecektir. Bu anlamıyla biz göçmenler olarak bu yabancı düşmanlığının, göçmen karşıtlığının karşısında olmalıyız ve haklarımızı korumak ve de genişletmek. Yani var olan haklar bizim için yeterli değil. Göçmenlere yönelik uygulanan politikalar da eleştirilebilir durumda. Yani bugün biraz önce bahsettiğim gibi birçok ülkede entegrasyon artık çok kültürlükten öte tek kültürlüğe dönük çabaların ürünü olarak karşımıza asimilasyona dönüşen uygulamalara dönüşüyor. Evet. Yani bu anlamıyla bizim bunların karşısında söylem üretmemiz, politika üretmemiz ve gerçekten de örgütlenmemiz gerekiyor. Ve bu işi yani İsviçre ya da birilerinin yapacağını beklememek gerekiyor. Yani bizim dışımızda işte İsviçre solu yapsın ya da işte insan hakları savunucuları yapsın. Onlar bizim hakkımızı savunsun. Avukat arkadaşlar savunsun. Ya da hukuki zeminde bunu birileri savunsun beklentisinin ötesinde direkt olayın muhatabı olan bizler olarak işin öznesi olmak zorundayız. Yani işin öznesi olarak tabii ki insan hakları savunucularıyla, hukukçularla, birçok göçmenlik alanında çalışan farklı örgütlenmelerle işbirliği içinde olmalıyız. Yani tek başımıza başarabileceğimiz şeyler değil ama işin öznesi olanların örgütlenmesi şart. Yani birilerine bırakmadan gerçekten yaşadığımız sorunlara, muhatap olduğumuz sorunlara karşı bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bunu da sadece Türkiye'lilerin örgütlendiği bir örgütlenme ya da Eritrelilerin örgütlendiği, kendi içinde örgütlendiği örgütlenmeler gibi ayrı ayrı örgütlenmeler şeklinde başarmamız da mümkün değil. Yani bütün göçmen örgütlenmelerinin kendi içinde bir dayanışma ağını yaratması lazım. Ya bunun için böyle bir girişimler de var. Bern'de göçmen dayanışma ağı gibi bir girişim var. Bunu yapmaya çalışıyorlar aslında. Belki bu noktada hepimizin bu göçmenler arası dayanışma ağını kuracağımız veya bu ağı genişletebileceğimiz, güçlendirebileceğimiz bir çalışmanın içinde olmamız gerekiyor. Hatta sınırları aşan, ulusları aşan bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani Avrupa'nın her yerindeki göçmenlerin uluslararası bir göç koordinasyonuna dönüştürmesi lazım bu çalışmayı ki bu uluslararası politikalar karşısında bir güç olup biz de karşı duruş sergileyebilelim. Evet. Yani sevgili Yusuf Yıldırım'ın da söylediği gibi örgütlülük esastır. Görünürlüğü sağlamak, birlikte olmak, birlikte mücadele etmek hakikaten bu konuda çok oldukça anlamlı bir durum olacaktır. Ben çok teşekkür ederim Özgür bütün açıklamaların için. Az önce seninle konuşurken çok ufak bu bilgilerin konuşulması, paylaşılması özür dilerim konusunu çok kısa Rezan'a sormak istiyorum. Sonra varsa izleyicilerimizin soruları onları yönelteceğim. Yoksa yavaş yavaş programı toparlayıp bitireceğim. Evet sevgili Rezan, şimdi az önce zaten soruyu sormuş oldum. Bize bu durumu biraz anlatabilir misin? Ülkeler arasında bilgi paylaşımı var mı? Varsa ne boyutta? Nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Şimdi hukuki anlamda bakıldığı zaman olaya yani hukuki olarak bir yasak var. Yani insan ülkeler arasında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamaz. Bu Cenevre Sözleşmesi'ne karşıdır. Yani İsviçre Devleti'nin veya da başka Avrupa ülkesinin kendi yasalarına karşı da aykırıdır. Yani doğal anlamda yıllardır bu işi yaptığımdan dolayı
hiçbir şekilde hiç böyle bir olaya rastlamadım. Yani herhangi bir bilgi, önemli bir bilgi paylaşımının yapıldığına inanmıyorum. Yani bu ama tabii şimdi bunu birebir yaşamadığım için ya da tanık olmadığım için hiçbir şekilde yapılmıyor anlamında da karşılamamak lazım. Yani dediğim gibi bu ülkeler kendi çıkarlarının gerektiği bir şekilde insan haklarını çok basit bir şekilde ihlal eden ülkelerdir. Yani bütün ülkeler kendi çıkarlarına gerektiğini yapıyorlar. Eğer yani kendi çıkarları gerektiriyorsa bilgi paylaşımı da yapar, başka bir şey de yapar tabii. Ama hukuki anlamda, hukuki görüş olarak mümkün değil. Yani bunu yapması mümkün değildir. Şimdi biz bu yani bu alanda kendimize çok kendimizi sorguladığımız konuların çoğunun başında bazı dosyalarda bu konsolosluk aracılığıyla yapılan araştırmalardır diyelim. Diyelim ki veya da başka bir ülkede İsviçre Devleti kendi konsolosluğu aracılığıyla araştırma yapıyor bu insan hakkında. Ve bu insan hakkında araştırma yaptığı zaman bu insanın kimliğini belirtmeden veya da onun hakkında bilgi vermeden nasıl olur da araştırma yapabiliyor? Biz bunu yani bütün itiraz süreçlerinde dile getiriyoruz. Bunun kesinlikle o insanın hayatını tehlikeye atma, o insanın ailesinin yaşamını tehlikeye atma durumunu görüyoruz. Çünkü mecburen yetkili mercilerden bilgi almak için bir insanın kimliğini vermek zorundasınız. Yani başka türlü bilgi alışverişi olmuyor. Yoksa normalde iltica prosedürlerinde verilen bilgilerin hepsinin kesinlikle ve kesinlikle saklı tutulması gerekir. Bir devlet nasıl diyorlar, devlet gizliliğidir. Yani gizli bilgidir. Devlet sırrıdır. Yani açıklanmaması gerekir. Nitekim ve bu iltica başvurusundan sonra yapılan görüşmelerde de bu dile getiriliyor zaten. Bu burada vereceğiniz herhangi bir bilgi veya belge hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır kendi ülkeniz tarafından. Bunu böyle yani hukuki olarak böyledir. Ama çiğneniliyor mu? Çiğneniliyordur mutlaka. Ama her insan tabii bu kesinlikle göz ardı atmamak lazım. Bu bir tehlikedir. Yani bu var olabilir. Birçok insan bu nedenle dolayı yeterince de ilticai durumunu gerektirecek durumları açıklamıyor. Fakat bize geldiği zaman tabii bu insanlara cesaretlendiriyoruz. Diyoruz ki açıklayın çünkü bu sizin yani iltica talebinde bulunuyorsunuz. Bu iltica talebinin kabul edilmesi için mutlak suretle iltica nedenlerinizin ortaya çıkması gerekiyor. Ve bize göre hukuki olarak herhangi bir engel teşkil etmiyor. Ve bugüne kadar da böyle bir şeye karşılaşmadım. Yani öyle bir hakkı yok. Fakat bu geri iade durumunda bazı bilgi paylaşımları yapılıyor. Ya da gönderilme durumunda maalesef insanlara bir belge imzalatılıyor. İşte sizin sağlık durumunuzla ilgili bilgilerin gönderileceği ülkeye aktarılması. Yani sağlık bilgileri aktarılıyor. Bu da insanlara bir belge imzalattırılarak yapılıyor. Yoksa onun dışında herhangi bir bilgi alışverişinde yapılamaz. Ben bir de şey düzeltmek istiyorum. Biraz önce verdiğim cevaplarda bir arkadaşın sorusu vardı. Bu güvenli ilke falan olayı vardı. Şimdi tabii bu iki ülkeleri ikiye ayırmak lazım. Yani bu safe country diye bir sözcük vardır İngilizce'de. Yani tamamıyla güvenli ülke kabul edilen ve iltica talebi kabul edilen ülkeler vardır. Yani genelde vizeden muaf tutulan ülkelerdir. Yani bunlar Avrupa ülkeleridir, Balkan ülkeleri var, vizeden muaf tutulan ülkeler vardır. Bir de diğer ülkeler vardır. Bu ülkeler de anlaşmalar sonucu, yani bu güvenlik ülke anlamına gelmiyor. Fakat yani o ülke içinde genelleştirilmiş bir şiddet olayı yoktur, genelleştirilmiş bir savaş ortamı yoktur ve bu insanın gönderme durumunda herhangi bir sakınca olması kanaatine varılıyor. Yani bu diyelim ki Arnavut'tan gelen biriyle, Sırbistan'dan gelen biriyle, Türkiye'den gelen biri aynı konuma konulmuyor. Yani Sırbistan'dan gelecek birinin tabii durumu ona göre safe country anlamında ele alınıyor ve işleme girilmiyor. Yani sonuçta işleme girilmeme olayı var. Fakat diğer ülkeler tamamıyla ikili anlaşmalar sonucu bu da Federal var, bunun federal yönetimi. Bu her sene bu listeyi yeniliyor. Yani yabancılar yasasına göre, yabancı yasası ve uyum yasasına göre bir liste oluşturuyor. Hangi ülkeler güvenli ülke statüsündedir? Bu ülkelerden gelen iltica başvurularının çok zor şartlarda ele alınıyor. Yani alındığı zaman da yani bunlara direkt non kontrol, yani işleme girmeme kararı verebiliyor. Yani bu farkiyet var. Hani onu belki onu tam açıklık getiremedim. Bu anlamda bir ayrıcalık var yani.
Bugün Sri Lanka veya da Etiyopya veya da Eritre veya da başka bir ülke bu geri gönderme anlaşmasını yapıldığı zaman bu güvenli ülke anlamına gelmiyor. Yani tamamıyla güvenli ülke anlamına kabul edilmiş anlamına gelmiyor. Çünkü Etiyopya'dan bir sürü gelen insan var ilkçası kabul edilen. Mesela diyelim ki bir işi yapıldığı zaman bu olayı vardı burada Etiyopyalıların 2-3 sene önce Etiyopya Konsolosluğu'nun Cenevre'deki konsolosluğunda basma olayı vardı. Basma derken gidip protesto etme olayı vardı. Burada Cenevre polisinin çünkü Etiyopya Konsolosluğu bu insanlar hakkında dava açmak istedi. İşte özel yaşama veya özel mülkiyete zarar verme olayından dolayı kapıyı kırma, pencereyi kırma veya gidip milleti insan etme olayından dolayı dava açmak istedi. Cenevre yetkilileri, Cenevre polisi Etiyopya Konsolosluğu'na bu insanların kimlik bilgilerini verdi. Yani bu tamamıyla hem Cenevre Sözleşmesi'ni hem yasal olarak aykırılık teşkil ediyor. Ve bu insanların İsviçre Devleti olarak otomatik olarak yani bizim girişimlerimiz sonucu Freiburg'da da vardı iki kişi. Girişimlerimiz sonucu hemen bunlara iltica taleplerini kabul etmek zorunda kaldılar. Yani bunlar terki gelmiş göndermekle yıllardır göndermek karşı karşıya olan insanlardı. Fakat böyle bir objektif bir durum oluştu. Objektif olarak tehlikeye atılma olayı söz konusu oldu. Çünkü kimlik bilgileri verildi. Verilmemesi gerekiyordu. Böyle bir durumda İsviçre Devleti onlara güvenlik yani şey vermek istedi. Ne diyorlar? Sığınma hakkı tanımak zorunda kaldı. Onları bu şekilde Etiyopya'ya göndererek. Bu tür bilgi alışverişleri olduğu zaman tabii ki bir katkısı oluyor. Yani başka bir etkisi oluyor. İsviçre Devleti hemen bir şekilde Anladım. insanları gönderiyor. Anladım Rezan. Bu ikinci Nihat arkadaşın söylediği konuya da açıklık getirdiğin için çok teşekkür ederim. Onu da soracaktım. Gerek kalmadı. Sen zaten bizi aydınlattın bu noktada. Ben ikinize de çok teşekkür etmek istiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba arkadaşlar? Sevgili Özgür, sevgili Rezan. Teşekkür ederim. Rezan konuk olduğu için, bizi hukuki anlamda bilgilendirdiği için sana da teşekkür ederim Sevda. Ben Ben teşekkür de çok ederim. Rezan, teşekkür senin de ediyorum eklemek istediğin? bu için. Özgür, şey, Dinliyorum Rezan. Özgür devam ediyordu herhalde. Sen devam Devam et, ben edeyim. bir... Ama yani biz hukuki ve politik boyutlarını gördük. Bu iltica yasalarının, iltica ile ilgili meselelerinin. Tabii ki bu yasaların değişmesinin aktörleri politik aktörlerdir. Yani sadece hukuki anlamda mücadele etmek kesinlikle yetmiyor. Yani biz uluslararası alanda öncelikle uluslararası alanda çok büyük bir çabayla bu dosyaları uluslararası mercilere götürüyoruz. Bu yapılıyor zaten. Politik anlamda tabii çok örgütlenmenin çok önemli olduğunu Özgür dile getirdi. Yani tabii bu sadece kolektifler anlamında ve gruplar anlamında örgütlenmek yetmiyordur. Mutlaka bunun politik aktörlerle bir ilişkilerinin olması gerekiyor. Politik aktörlere bir müdahale edilmesi, yani onlarla girişimde bulunulması. Yani çünkü sonuçta yasaların değişmesi her yıl bakıyoruz yasalar daha da zorlaşıyor. Yasalar daha da katılaşıyor. Yani bir ırkçılık, İslamofobi, işte yabancı fobi diyelim artık ne diyelim bir yanda geliştikçe bunlar yasalara da yansıyor maalesef. Yasalara yansımasının aktörleri de genelde politikacılardır. Yani bunun yanında hem örgütlenerek hem de siyasi partilerle, siyasi anlamda aktör olan kişilerle diyalog kurarak yani yasal değişikliklerin önüne geçmek ya da olumlu yasal değişikliklerin yapılmasını öncelikli kılmak çok önemlidir. Yani bu anlamda hem yasal hem hukuki olarak mücadeleye devam etmek lazım. Karamsarlığa kapılmamak lazım. Yani bence zaten buralara kadar gelinmiş, büyük bir mücadele vererek gelinmiş ve bundan sonra da devam etmek gerekiyor derim. Çok çok teşekkürler bu yayın için. Memnun oldum. Teşekkürler Çok Serhat'a, teşekkürler teşekkürler Rezan. Özgür. Çok çok teşekkürler bütün bu değerli bilgiler için. Özgür, seni dinliyoruz. Ben de tam Rezan'ın değindiği noktaya değinecektim aslında. İyi oldu. Ya bu konuda tabii ki Rezan dediği gibi şimdi insan hakları aslında hukuki anlamda yasalara falan oturtulsa da temel haktır. Yani bunun yasalarda olup olmamasına bakmaksızın
Bugün yasalarda olmayabilir, hukuken yoktur. Ama o temel hak ve özgürlükler sonuçta insanın doğuştan gelen hakkıdır. Ve biz bu temelde mücadele ettikçe, bunları kabul ettirdikçe onlar hukuka, yasalara yansımaya başlıyorlar. Bu anlamıyla Rezan'ın da bahsettiği gibi sonuçta biz buraya gelirken birçok zorluklar atlayarak geldik. Zaten verdiğimiz politik mücadeleler ve görüşlerimiz kaynaklı buraya geldik. Bu anlamıyla da şunun farkında olmalıyız. Yani göç hareketleri dediğimiz şey aslında bir nitelik değiştirdi. Günümüzde göç hareketleri dünyanın her yerini etkiler durumda. Özellikle de o iç savaşları, krizleri yaratan enfes ülkeleri çok daha fazla etkilemekte. Belki onlara da bunun bedelini ödetmekte. Yani bu anlamıyla mücadeleyi yaymak, bu anlamda krizleri yaratanları, savaşları yaratanları sorgulamak, onların karşısında insan haklarını, temel hak ve özgürlüklerini savunmak noktasında hepimize düşen görevler var. Yani bu mücadeleye devam etmek zorundayız. Yani buraya geldik artık her şey geride kaldı. Biz ne güzel refaha ulaştık falan gibi bir durum yok. Savaşlar devam ettikçe, ekonomik krizler devam ettikçe bu ülkelere de gelsek bizi bekleyen bir sürü tehlikeler ve sorunlar var. Hak gaspları, ırkçılık, göçmen karşıtlığı, sömürü, emek sömürüsü vesaire birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu noktada evet, olayın aktörlerinin, öznelerinin bu noktada mücadele etmesi ve güçlenerek bu şeye yön vermesi gerekiyor. Yoksa kendiliğinden olacak şeyler değil. Yani bunun karşısında durmadıkça emin olalım daha fazla hak gaspına uğrayacağız, daha fazla zorluklar yaşayacağız. Bu anlamıyla evet dediğimiz, Rezan'ın dediğine ben de katılıyorum. Umutsuzluğa kapılmak yok. Hep beraber kafaya vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Beraber bunların karşısında neler yapabileceğimizi tartışacağız ve mücadele edeceğiz diyorum. Teşekkür ederim herkese dinledikleri için. Çok teşekkürler Özgür, bütün bu bilgiler ve bütün bu açıklamalar için. Tekrar ikinize de çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi toparlayacağım arkadaşlar. Sanıyorum ki zaten izleyicilerden de cevap yok. Özel gündemle birbirinden değerli iki konuğumla sizlerle beraber olduk. Bütün izleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle beraber olan, soru soran, programa katılan, programı takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dirençle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar.